Evet, Katya ve 5 Imagine Shape eğitim setimizin son videosundayız. Artık uygulama videolarımız başlayacak. Tabii ki komut anlatımlarının kulak kısa olması normal, çünkü Imagine Shape kısa bir komut bakımından, kısa bir modül, Katya'nın kısa ve güzel bir modülü. Son komut analiz. Analizde en çok kullanılan zebra çizgileridir. Zebra çizgilerine insert. En alttan analiz. Izophates mapping diyerek ulaşabilirsiniz. Tıkladım ve Izophates Mapping Analiz karşıma çıktı. Burada tıkladım ve karşıma bir zebra çizgileri geldi. Şöyle ki, şimdi şu kuşun sırtından bakalım. Kuşun bu baş kısmından gelen, şuradan mesela buradan bir tane kenar seçelim. Özür dilerim, bir tane çizgi seçelim. Örneğin şu çizgi gördüğünüz gibi gelip şuradaki bu yüzeyde aynı eğrilikte gidip yine bu şekilde aynı eğrilikte gördüğünüz gibi devam etmekte. Bu şekilde. Bu tüm CAD/CAM programlarımda var. Zebra çizgili olarak geçer. Yani bu yüzeyin kalitesini ölçer, yüzeyin devamlılığını ölçer. G0, G1, G2, G3 devamlılığını ölçen bir özelliktir ve bütün CAD/CAM programlarında vardır. Bu çizgi eğer gelip şuradan çok hafif kırılsaydı bu yüzey kusurlu yüzey olacaktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir yüzey elimizde mevcut. Burada neden bir boğulma var diye sorarsanız, buradaki boğulmanın nedeni şu yan taraftan baktığımızda kuşun kuyruk kısmındaki ölçektir. Yani buradan gelip buradan ölçek verildiği için böyle durur. Yani bunu şişirdiğimizde şu darlığı, o boğazı arttırdığımızda yine buradaki geçişi görebilirsiniz. Peki zebra çizgilerine başka bir örnek vermek gerekirse, evet, yeni bir uygulama açıyorum. Start Shape, Generative Shape düzenliyorum buradan. Bunu yine bir tane Shape açıyorum. Okey diyorum. Ve burada girişi güzel. İki tane çeşit oluşturacağım. Öteledim. Şöyle şu şekilde biraz kırık olsun. Şimdi blend komutuyla geçiş sağlıyorum. Okey dedim. Ve analiz. Şuradan shape, imagine shape diyelim. Izophates mapping'den tıkladığımda gördüğünüz gibi hemen şurada zaten kendini belli ediyor. Bakın. Şurada bir kırılmalar var. Gördüğünüz gibi. Hani şu alt taraftan çıkan siyah kısım, bu siyah kısımla buluştuğu zaman yüzeyin güzel olduğunu bize gösterecekti. Fakat burada kırık olduğu için, gördüğünüz gibi kırdım ben burayı, özellikle belli olsun diye. Tabii ki bu şekilde çok karşımıza çıkar mı bilemeyiz ama burada abarttım biraz. Yani görünsün diye. Evet. Peki, şimdi tekrar genetik bir şey düzenleyelim. Bunu siliyorum. Ve şuralara radyo satıyorum. Blend diyorum tekrar. Okey diyorum. Tekrar imagine shape'ı
Geri dönüyorum. Şey seçiyorum. Gördüğünüz gibi doğru tansiyonda. Şurada. Burada kendini belli ediyor zaten. Evet, şöyle biraz çevirelim. Şurada biraz kırılma var. Şu yüzeyi düz diye buradan tam buraya bir geçiş atsaydık aynı şey karşımıza gelmezdi. Böyle yapalım. Bunu silelim. Burada şimdi biraz konnektör ve başvuralım. Noktaları çekip. Artık o geçiş yerine şehirsel geçişe bırakmış durumda. Ve burada teğet olduğu için burası normal gidiyor şu an. Evet. Eğitim setimizin son videosu yüzey analiziydi. Bu videodan sonra uygulama videoları başlayacak. Umarım hepinize yararlı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.